gençler bu zor günlerde maalesef bir süreliğine zamanımızı evde geçirmek zorundayız. Ama hiç üzülmeyin. Evde de bir sürü şey yaparak vaktimizi eğlenceli geçirebiliriz. Sizle arkadaşlarımızla çok güzel bir sunum hazırladık. Evde neler yapılabilir? Gelin hep beraber bakalım. Merhaba çocuklar. Buketinci ve ben, yani Kurbi, oyuncaklarımızla çok eğlenceli oyunlar oynuyoruz. Sizler de okuldan uzak olduğumuz bu zamanlarda oyuncaklarınızla kendinize eğlenceli bir arkadaş ortamı oluşturabilirsiniz. Mesela benim gibi robot tasarlayabilirsiniz. Ben de evde balıklarımı besliyorum. Onlarla daha çok vakit geçiriyorum. Evde kal Türkiye. Evde ailenizle birlikte güzel vakit geçirmek için kutu oyunu oynayabilirsiniz. Müzik ruhun gıdasıdır. Piyano çalarken rahatlıyorum. Evde hayat var. Evde konser çok eğlenceli. Arkadaşlar, evde annenizle bol bol dans etmeyi unutmayın. Kitap oku, evde kalmayı fırsata çevir. Kitap okumak çok güzel dostum. Eski fotoğraflarıma bakmaktan çok hoşlanıyorum. Evde hayat var. Arkadaşlar, satranç oynamak çok keyifli. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsunuz bile. Hem eğleniyor hem zihninizi geliştiriyorsunuz. Arkadaşlar, bazen internette de güzelce eğlenebilirsiniz. İp atlamayı çok seviyorum. Sporumu da yapmış oluyorum. Spor yaparsanız sağlıklı olursunuz. Arkadaşlar, spor sağlığa çok yararlıdır. Lütfen sporunuzu evde ihmal etmeyin. Evde kaldığımız bu günlerde ev temizliğine yardım ederek hem keyifli vakit geçirebilir hem hijyene dikkat edebiliriz. İnanın hiç canınız sıkılmayacak. Merhaba sevgili arkadaşlar. Evde bulunduğumuz bu günlerde sizler de ev işlerinde ailenize yardım ediniz. Okulumu, öğretmenimi, arkadaşlarımı çok özledim. En kısa zamanda buluşmayı diliyorum. Annemize mutfakta yardım edelim. Arkadaşlar, evde anneniz ve babanızla beraber yemek yapmak çok keyifli bir etkinlik. Evde kaldığımız şu günlerde mutfağa girip pasta yaparak hem kendinizin hem ailenizin ağzını tatlandırabilirsiniz. Aynı zamanda tatlı yapmada deneyim kazanmış olursunuz. Evdeki kozalakları boyuyorum. Siz ne boyuyorsunuz? Arkadaşlar, annem, babam ve ben evde birlikte resim yapmayı çok seviyoruz. Arkadaşlar, annemle birlikte evde puzzle yapmaya bayılıyoruz. Siz de evde puzzle yaparak çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Bu mutlu ailenin yapbozunu yapmaya ne dersin? Arkadaşlar, evde ailenizle birlikte basit malzemelerle deneyler yapabilirsiniz. Abimle langırt oynamayı çok seviyorum. Evde hayat var. Arkadaşlar, dışarı çıkamıyoruz ama balkona çıkıp hava alabiliriz. Balkonda temiz hava almayı unutmayın. Annemle balon oynamayı çok seviyorum. Arkadaşlar, ben evde babamla körpe oynamayı bayılıyorum. Çok eğlenceli. Çok zevkli bir oyun. Arkadaşlar merhaba. Biliyorum çok sıkıldınız ve dışarı çıkmak istiyorsunuz. Ama maalesef olmaz. Evde kalmamız lazım. Belki okulu özledik. Arkadaşlarımızı da yanımızda istedik. Ama onlar da dışarıda yoklar. Evde kalmamız lazım. Evde kal, evde kal. Kitabını oku, evde kal. Resmini boya, evde kal. Portakal yeme, evde kal. Filmini izle, evde kal. Dersini çalış, evde kal. Müzik dinle ama evde kal.
Sevgili arkadaşlar, bizleri ilgiyle izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyor ve kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Evinizde kaldığınız süre boyunca yapacağınız etkinlikler ne kadar çok ve keyifli olursa, okulda buluştuğumuz zaman o kadar mutlu ve huzurlu oluruz. Beraber keyifle ailecek yapacağınız etkinlikleri lütfen ihmal etmeyin. Hoşça kalın.